Çok değerli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Kıymetli dostlar, yepyeni bir video haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz, Rusya devletinden Türkiye'ye karşı alçak bir iftira geldi. SİHA'lar Rusya ordusunu titretiyor. Elimize ulaşan son dakika bilgisini siz değerli izleyenlere aktarıyoruz. Ukrayna devletinin Donbas'ta Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanmasından duyduğu rahatsızlığı her defasında dile getiren Rusya, bu kez Bayraktar TB2 SİHA'ların Donbas'taki etkinliği sadece birkaç ay içerisinde kayboldu. Algısını pompalamaya çalıştı. Ukrayna devletinin Donbas'ta Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar Rusya'ya karşı kullanılınca Rusya alçaklığına devam ediyor. Rusya medyasından çıkan bazı haberlerde Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna'nın doğusunda bulunmuş Donbas'taki etkinliğinin sadece birkaç ay içerisinde kaybolduğunu iddia etti. Ukrayna devletinin Rusya ile yaşanmış kriz sebebiyle şu sıralarda dünyanın ilgi odağı haline gelmesiyle Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı da hedef alınmalar devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktarları sadece Donbas'ta değil, ülkenin güneyinde de kullanmakta sorun yaşadığını ileri süren Rusya medyası, bilindiği gibi Ukrayna saldırı dronları çalışmalarını bilinmeyen elektronik savaş sistemleriyle kesintiye uğradığı için Donbas'ta temas hattında 5-10 kilometreden daha yakın uçamazlar. Ukrayna devletinin kuzeyinde benzer bir durum gözlemleniyor, görüşünü savundu. Haberde ayrıca bugün Donetsk ve Luhansk'ta Bayraktar TB2 SİHA'lar 100 kilometreye kadar mesafelerde savaşabildikleri için elektronik harp sistemlerine sahiptir. Bununla birlikte SİHA'ların görünümüne ilişkin veriler hem Ukrayna'nın doğu sınırlarında hem de Kırım'da bulunmuş S-400 kurumları gibi güçlü radarlardan milislere aktarılıyor ifadesini kullandı. Değerli takipçilerimiz, ilerleyen saatlerimize buluşmak ümidiyle.